12 Ekim, 18 Ekim Koç burçlarıyla başlıyoruz değerli izleyicilerim diyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, mantık ve gerçekten sizi geçtiğimiz hafta çok yordu ve sistematik olarak da bazı dengelerde çok fazla yıprandınız. Bu hafta daha sakin bir hafta sizi bekleyecek. En azından işinizle alakalı korkulu dediğimiz ve endişe dediğimiz noktalarda biraz daha düzelmeler, sizi anlayacak insanlarla alakalı diyaloglarda daha net bir kavrama girmeye başladınız. Ama şu durum var, yerinizde kalmak ve yerinizle alakalı noktanın değişmeyeceği kaygısı çok ön planda olduğu için bununla alakalı ne yapabilirim? Yani ben evet o şu an sakin ama ben bu düzeni değiştirmek ve yenilemek istiyorum dediğiniz için biraz daha vaktiniz var. Evet değişim gerçekleşecek ama Kasım sizin için daha sağlıklı. Şu an ani tepki gösterip yani işinizde zarar olsun istemiyorum. O yüzden sakinlikle alanınızı, sürecinizi beklemeniz sizin için daha iyi ve daha sağlıklı diye düşünüyorum. İş konularıyla ilgili uzun süredir iş problemi yaşayan ve hala da ses soluk yok diyen Koç burçlarında değişimler başlayacak. Güzel teklifler ya da evraklarını sunduğunuz noktadan iyi alanlar gerçekleşecek. Bu da size gerçekten mutlu olmanıza sebep olacak. Çünkü uzun süredir iş probleminiz vardı ve artık bu sonlanma evresine girecek sizin için. Kendi işini yapanlara demişim ki şu an gereksiz para harcamaları bırakın. Şu an bulunduğunuz noktayı kontrol altında tutun. Büyütmek ve yenilemek istiyorsanız daha bunun için zaman var. Gereksiz para harcamaktan uzak durun demişim. Özellikle devlet ya da büyük kurumsal firmada çalışan bazı koç burçlarına yer değişimlerinizle ilgili evraklarınız var ama sanki bulunduğunuz firma sizi farklı bir noktaya yollayabilir. Gideceğiniz nokta gayet sizin için sağlıklı ve hayırlı olacak demişim. Sağlıklı olarak bağırsaklarınızla alakalı bozulma, tat almayla alakalı reaksiyonlar gündemde olabilir ve son zamanlarda kendinizi çok fazla halsiz hissettiğinizin notunu almışım. Bunlara dikkat edelim. Mutlaka ve mutlaka 21 adet Er-Rahman çekmenizi önermişim. Sizin için enerjinize iyi gelecek olarak. Evle alakalı satmak istediğimiz bir hani sanki yeni eşya almak istiyoruz ve bütün hepsini satıp farklı bir eşya almak isteyen Koç burçlarına demişim ki evet yapın evinizde komple değişim istiyorsunuz ve bu değişimle ilgili eski GM vereceksin, kimsesine mi vereceksin, ne yapıyorsan yap. Evindeki tüm eşyalarını değiştir diye not almışım. Özellikle evliliğiyle ilgili pürüz yaşayan bazı koçlar radikal anlaşma yoluna girdiniz. Yani boşanma kararı dediğimiz anlaşma ve haklarınızı alacaksınız. Bekar olanlara güzel bir enerji ve ilişkinizle ilgili netliğe geçiş yapacağını not almışım. Sevgilisiz olanlara demişim ki biraz daha bekleyeceğiz. Çünkü siz geçmişi kapatmadınız. Bu geçmişi kapatmadığınız sürece yerine birini koyamadığınız gözüküyor. O yüzden bir geçmişle yüzleşmeye ihtiyacınız var diye not almışım. Bir de aile büyüklerimizle alakalı yaşanan tartışmalar ve sözler sizin ailenizde biraz gerginlik yaratabilir ve bunları motivasyon evresine itebilirsiniz. Bunları not almışım. Evet bu hafta biraz sizi gerecek, kasacak ama bu kasılmalar size bir şeyleri öğrenmenize yardımcı olacak. Sabrı, selameti ve sizin görmediğiniz ani hatalarınızı görmenize yardımcı olacak. Ani tepkilerden uzak durmanızı istiyorum. Bu sizin için iyi olabilir. Çünkü sert açılar da olacak Koç bu hafta. Ne yapacaksınız? Enerjinizi, evrenizi sakin tutup yükselen ve ay burcunuzu takip alarak bizi dinlemeye devam edeceksiniz. Sevgi ve mutlulukta kalın. Astrolojiden ne haber benim sayfamdır. Takip etmek isteyenler lütfen astrolojiden ne habere geçebilirler Instagram'da.